Değerli arkadaşlar merhaba, Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Öğrenme ve öğretme süreçleri konut arama testi 2 ile karşınızdayım. Eğitim Birsen Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu konut arama testlerinin çözümüne devam ediyorum değerli arkadaşlar. Yoğun talep geldi yorumlar kısmında. Eğitim Birsen Eğitimciler Birliği Sendikası'nın konut testlerini çözmem için ve denemelerini çözmem için vakit buldukça hem konut arama testlerini hem de denemelerini çözüp kanalıma yükleyeceğim değerli arkadaşlar. Sizlerden de ricam kanalıma abone olmanız, beğen tuşuna basmanız ve yorum bırakmanız. Böyle yaptığınız takdirde YouTube algoritması çalışmaktadır değerli arkadaşlar ve bu videolar birçok öğretmen arkadaşımıza önerilmektedir, ulaştırılmaktadır YouTube aracılığıyla. Değerli arkadaşlar, yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Başarınıza başarı katmasını diliyorum. Sınavda sizlere üstün başarılar diliyorum. Soru 1. Öğrencilerin ard arda zihinsel temsillerinin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bruner, B. Gardner, C. Asubel, D. Piaget, E. Dewey. Değerli arkadaşlar, cevabımız Piaget'dir. Birinci sayfada Piaget ile ilgili bilgi verilmektedir değerli arkadaşlar. Öğrencilerin ard arda zihinsel temsillerinin parçalanması ve yeniden yapılandırılması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi Jean Piaget'dir. Piaget'e göre çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavramlaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Öğrencilerin ard arda zihinsel temsillerinin parçalanması ve yeniden yapılandırması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişi Piaget'dir değerli arkadaşlar. Soru 2. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri arasındadır? 1. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. 2. Nitelikli öğretim programı bazı sınıflara özeldir. 3. Bazı öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. 4. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 1, 3 ve 4, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar, PDF'de ikinci sayfada farklılaştırılmış öğretimin ilkeleri, temel ilkeleri yer almaktadır değerli arkadaşlar. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri şu şekildedir. 1. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir. Bazı sınıfa özeldir yazdığı için 2 yanlıştır değerli arkadaşlar. Öğrenciler için ulaşılabilir hedefler ya da görevler grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin kapasitesine saygı gösterir. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. 3'te bazı öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir dediği için 3 de yanlıştır değerli arkadaşlar. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. Farklılaştırmış bir sınıfta öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır. Esnek sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. Değerli arkadaşlar, 1 ve 2 doğrudur değerli arkadaşlar. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler ifadesi farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleridir. 4'te süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. 4 de doğrudur arkadaşlar. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. 6. ilkedir değerli arkadaşlar. Farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkelerinde. Dolayısıyla 1 ve 4 doğrudur. Doğru cevabımız 2 de B seçeneğidir değerli arkadaşlar. 2 ve 3'te bazı kelimeleri geçtiği için yanlıştır 2 ve 3 değerli arkadaşlar. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir değerli arkadaşlar. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. Dolayısıyla bazı yerine ikinci soruda her kelimesi kullanılmalıydı. 3'te de bazı yerine tüm öğrenciler kelimesi kullanılmalıydı değerli arkadaşlar. Soru 3. Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını arttırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir stratejidir. Yöntem, öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarını ve eğitim sürecinde aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke öğretmenin kendileri için neyin iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı öğrenen yerine öğrenme öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. Bu çalışmada verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve
kendilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırma gerçekleştirilmektedir. Yukarıda verilen metinde söz edilen farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerden hangisidir? A. İstasyonlar, B. Öğrenme sözleşmesi, C. Öğrenme ajandaları, D. Giriş noktaları, E. Yörünge çalışmaları. Üçüncü soruda doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Öğrenme sözleşmesidir. Öğrenme sözleşmesi öğrencilerin PDF'de 5. sayfada yer almaktadır değerli arkadaşlar. Öğrenme sözleşmesi öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını arttırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir stratejidir. Değerli arkadaşlar, öğrenme sözleşmesi öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgileri ve öğrenme profillerine göre öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Öğrenme sözleşmeleri öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarını ve eğitim sürecinde aktif katılımlı öğrenciler olmalarını sağlar. Dayandığı temel ilke, öğretmenin kendileri için neyin iyi olduğunu düşündüğü ve planladığı pasif alıcı öğrenen yerine öğrenme öğretme sürecinde aktif rol alan öğrencidir. Bu çalışmada verilen performansın ödevlerini yerine getirirken farklı kaynaklardan ilgilerine göre faydalanma, farklı tarzlarda sunum yapma ve kendilerine uygun görevler verme yoluyla farklılaştırma gerçekleştirilmektedir değerli arkadaşlar. Soru 4. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme tekniklerinden öğretim sürecinde kullanılan teknikler arasındadır? 1. Kutu yapma, 2. Parmakla işaretleme, 3. Yumruk yapma, 4. Evet hayır kartları, A 2 ve 3, B 1 ve 4, C 1 2 4, D 2 3 4, E 1 2 3 ve 4. Değerli arkadaşlar, dördüncü soruda cevabımız 2 ve 3'tür. Parmakla işaretleme ve yumruk yapma farklılaştırmış öğretimde değerlendirme tekniklerinden öğretim sürecinde kullanılan teknikler arasındadır değerli arkadaşlar. Bu tekniklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Farklılaştırmış öğretimde değerlendirme teknikleri, öğretim öncesinde kullanılan teknikler, öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme teknikleri ve öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri olarak 3 gruba ayrılır değerli arkadaşlar. Öğretim sürecinde kullanılan teknikler köşe kapmaca, kutu yapma ve evet hayır kartlarıdır. Öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme teknikleri parmakla işaretleme, yumruk yapma ve gerçekle yüzleşmedir. Öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri sarmal oluşturma, simit tekniği, konuşma halkası, döngüsel yansıma, portfolyodur değerli arkadaşlar. Burada öğretim sürecinde kullanılan teknikler sorulmuş. Öğretim sürecinde kullanılan teknikler parmakla işaretleme, yumruk yapma ve gerçekle yüzleşmedir. Burada parmakla işaretleme ve yumruk yapma yer aldığı için cevabımız 2 ve 3. öncüler, yani 4. soruda A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 5. Etkili bir farklılaştırmadan söz edebilmek için öğretmenlerin öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine, ilgilerine veya öğrenme profillerine göre farklılaştırabileceği çeşitli öğeler bulunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu öğelerden biri değildir? A. Süreç, B. Öğrenme ortamları, C. Ürün, D. İçerik, E. Hazır bulunuşluk. Değerli arkadaşlar, cevabımız 5. soruda hazır bulunuşluktur. E seçeneğidir. Farklılaştırmanın temel öğeleri değerli arkadaşlar, içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamıdır. Dolayısıyla hazır bulunuşluk farklılaştırmanın temel öğeleri arasında yer almaz değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Farklılaştırmanın temel öğeleri içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamıdır değerli arkadaşlar. PDF'de 10. sayfada bu bilgiler yer almaktadır. Dolayısıyla hazır bulunuşluk değerli arkadaşlar bireysel farklara girer. Hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri bireysel farklar girer değerli arkadaşlar. Ama farklılaştırmanın temel öğeleri ise tekrar ediyorum içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamıdır değerli arkadaşlar. Soru 6. Öğrencilerine yukarıda verilen metindeki cümleleri söyleyen bir öğretmen hangi tür mesaj vermiştir? Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Öğrencilerine yukarıda verilen metindeki cümleleri söyleyen bir öğretmen hangi tür mesaj vermiştir? A. Davet mesajı, B. Düşünme mesajı, C. Kalıcılık mesajı, D. Fırsat mesajı, E. Süreç mesajı. Değerli arkadaşlar, 6. soruda cevabımız C seçeneğidir. Kalıcılık mesajıdır. Farklılaştırmış öğretimde öğretmen rolleri başlığı altında 13. sayfada
öğretmen mesajları yer almaktadır değerli arkadaşlar. Bu mesajlar davet mesajı, yatırım mesajı, kalıcılık mesajı, fırsat mesajı ve düşünme mesajıdır. Burada öğretmenimizin kullandığı ifadeler her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim ifadesi kalıcılık mesajıdır değerli arkadaşlar. Öğrencilerine öğretmenimiz kalıcılık mesajı vermiştir değerli arkadaşlar. Soru 7. Program geliştirme alanına önemli katkılar sağlamış olan nokta nokta eğitim programını yetişek kavramını kullanarak açıklamaktadır ve yetişeyi belli öğrencileri belli zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının tümü olarak tanımlamaktadır. Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Başaran, B. Posner, C. Ertürk, D. Gardner, E. Varış. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Ertürk olacaktı. Sayfa 16'da eğitim programının tanımı başlığı altında bu bilgiler yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, Ertürk 1979 yılında yazdığı makalede eğitim programını yetişek kavramını kullanarak açıklamaktadır ve yetişeyi belli öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının tüm olarak tanımlamaktadır. Tekrar ediyorum, Ertürk 1979 yılında yayınladığı makalede eğitim programını yetişek kavramını kullanarak açıklamaktadır ve yetişeyi belli öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının tüm olarak tanımlamaktadır. Soru 8. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri English'in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre program türlerindendir? 1. Resmi program, 2. Örtük program, 3. Dolaylı program, 4. Resmi olmayan program. A. 2 ve 3, B. 1 ve 4, C. 1, 2 ve 3, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneğidir. Program türleri 17 ve 18. sayfada yer almaktadır. English'in program türleri değerli arkadaşlar, resmi program, resmi olmayan program ve örtük programdır. Dolayısıyla cevabımız 8. soruda değerli arkadaşlar D seçeneğidir. 1, 2 ve 4'tür. Tekrar ediyorum, English'in program türleri resmi program, resmi olmayan program ve örtük programdır değerli arkadaşlar. Cevabımız resmi program, örtük program, resmi olmayan program 1, 2 ve 4'tür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 9. soruda değerli arkadaşlar. Soru 9. Aşağıda verilenlerden hangisi program geliştirme süreci aşamalarından değildir? A. Tasarlama, B. Öğrenme ortamları, C. Planlama, D. Deneme, E. Programa süreklilik kazandırma. Değerli arkadaşlar, 9. sorunun cevabı B seçeneğidir. Öğrenme ortamlarıdır. Öğrenme ortamları program geliştirme süreci aşamalarından biri değildir değerli arkadaşlar. Program geliştirme süreci PDF 19'dan itibaren 19, 20, 21'de açıklanmaktadır değerli arkadaşlar. Program geliştirme süreci programın planlanmasıyla başlar. Daha sonra program tasarısının hazırlanması, programın uygulanması, programın değerlendirilmesi ve 5. aşamada programa süreklilik kazandırılmasıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla tasarlama, planlama, deneme, programa süreklilik kazandırma vardır ama öğrenme ortamları program geliştirme süreci aşamalarından biri değildir değerli arkadaşlar. Soru 10. Yukarıda sayılanlardan kaç tanesi program değerlendirme yaklaşımları arasındadır? Katılımcı odaklı değerlendirme, yönetime dayalı değerlendirme, tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme, hedefe dayalı değerlendirme, uzman odaklı değerlendirme. Yukarıda sayılanlardan kaç tanesi program değerlendirme yaklaşımları arasındadır? A5, B4, C3, D2, E1. 10. soruda doğru cevabımız A seçeneğidir değerli arkadaşlar. 5'tir. Program değerlendirme yaklaşımları sayfa 25'te yer almaktadır değerli arkadaşlar. Buna göre program değerlendirme yaklaşımları hedefe dayalı değerlendirme, yönetime dayalı değerlendirme, uzman odaklı değerlendirme, tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme ve katılımcı odaklı değerlendirmedir. Dolayısıyla program değerlendirme yaklaşımları yukarıda sayılmıştır. Hepsi verilmiştir ve 5'i de program değerlendirme yaklaşımları arasındadır değerli arkadaşlar. 10. soruda doğru cevabımız 5'tir. A seçeneğidir. Tekrar ediyorum, program değerlendirme yaklaşımları
katılımcı odaklı değerlendirme, yönetime dayalı değerlendirme, tüketiciyi yararlanıcı odaklı değerlendirme, hedefe dayalı değerlendirme ve uzman odaklı değerlendirmeden oluşur değerli arkadaşlar. Soru 11. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri kavram geliştirme sürecinde öne çıkan yaklaşımlar arasındadır? Ayrım, genelleme, tüme varım, tümden gelim. A 2 ve 3, B 1 ve 4, C 1, 2 ve 3, D 1, 2, 4, E 1, 2, 3, 4. Değerli arkadaşlar 11. soruda doğru cevabımız E seçeneğidir. 1, 2, 3 ve 4'tür. PDF'de 27. sayfada bu bilgiler yer almaktadır değerli arkadaşlar. Kavram geliştirme süreci yer almaktadır. Kavram geliştirme sürecinde değerli arkadaşlar ayrım, genelleme, tüme varım, tanımlama ve tümden gelim vardır. Dolayısıyla genelleme nesnelerin, olayların ya da olguların var olan özelliklerinden yola çıkarak bir genel ilkeye ulaşma sürecidir. Ayrım, benzemeyen özelliklerin vurgulanmasıdır. Tüme varım, genele ulaşma, çıkarım yapma sürecidir. Tanımlama, kavramların özelliklerini açıklamadır. Tümden gelimde örneklerden yola çıkarak genel halin açıklanma sürecidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kavram geliştirme sürecinde öne çıkan yaklaşımlar arasında ayrım vardır, genelleme vardır, tüme varım vardır, tümden gelim vardır. 1, 2, 3 ve 4 hepsi vardır değerli arkadaşlar. 11. soruda doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 12. Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Örtük program, 2. Önerilen program, 3. İhmal edilen program, 4. Test edilen program. A. Bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. B. Öğretmen, eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program türüdür. C. Resmi formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. D. Resmi programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstün körü geçilen ya da atlanan programdır. Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1A, 2B, 3C, 4D, B. 1C, 2B, 3D, 4A, C. 1D, 2A, 3C, 4B, D. 1C, 2A, 3D, 4B, E. 1D, 2C, 3B, 4A. 12. soruda doğru cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1C, 2A, 3D, 4B'dir. Değerli arkadaşlar örtük program resmi formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. Önerilen program bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. İhmal edilen program resmi programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstün körü geçilen ya da atlanan programdır. Test edilen program öğretmen, eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program türüdür. Doğru cevabımız 12. soruda D seçeneğidir. Soru 13. Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir. Yukarıda kısaca bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Öğretim haritaları, B. Kavram haritaları, A. Öğretim haritaları, B. Kavram karikatürleri, C. Metaforlar ve analojiler, D. Zihin haritaları, E. Kavram haritaları. 13. soruda doğru cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Zihin haritalarıdır. Değerli arkadaşlar bu bilgiler PDF'de 29. sayfada yer almaktadır. Zihin haritaları ile ilgili bilgiler. Tony Buzan tarafından geliştirilmiştir zihin haritaları değerli arkadaşlar. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir değerli arkadaşlar. Zihin haritaları. Soru 14. Aşağıda sayılanlardan hangisi informal öğrenmenin özellikleri arasındadır? A. Zorunludur. B. Genellikle okuldadır. C. Öğrenme değerlendirilmez. D. Genellikle önceden planlanmıştır. E. Yapılandırılmıştır. Değerli arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Öğrenme değerlendirilmez ifadesi doğrudur değerli arkadaşlar. İnformal öğrenmenin özellikleri arasındadır. 33. sayfada PDF'de bu bilgiler yer almaktadır değerli arkadaşlar. İnformal öğrenme her yerdedir. Temelde içsel motivasyon söz konusudur. Yapılandırılmamıştır. Gönüllüdür.
Genellikle öğrenenin öncülüğünde gerçekleşir. Öğrenme değerlendirilmez, ardışık değildir, kendiliğinden oluşur. Dolayısıyla burada değerli arkadaşlar, öğrenme değerlendirilmez ifadesi informal öğrenmenin özellikleri arasındadır. Doğru cevabımız 14. soruda D seçeneğidir. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme için temel ilkeler ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir? A. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. B. Öğrenme doğrusal fazlar halinde gerçekleşir. C. Öğrenme gelişimden etkilenir. D. Öğrenme stratejiktir. E. Öğrenme hedefe yöneliktir. Değerli arkadaşlar, 15. soruda cevabımız B seçeneğidir. Öğrenme doğrusal fazlar halinde gerçekleşir ifadesi öğrenme için temel ilkeler ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Öğrenme için temel ilkeler 44. sayfada PDF'de yer almaktadır. 1. Öğrenme hedefe yöneliktir. 2. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır. 3. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. 4. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir. 5. Öğrenme gelişimden etkilenir. 6. Öğrenme stratejiktir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, öğrenme için temel ilkeler ile ilgili yanlış bilgi B seçeneğinde verilmiştir. Öğrenme doğrusal fazlar halinde gerçekleşir ifadesi yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir doğru bilgidir. Doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir ifadesi doğrudur. Ama öğrenme doğrusal fazlar halinde gerçekleşir ifadesi öğrenme için temel ilkeler ile ilgili yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. 15. sorunun cevabı B seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, Eğitim Birsen, Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili konu tarama testi ikinci bölümün ikinci videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Öğrenme ve öğretme süreçleri konu tarama test 3'te görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalın.